Güntay Şimşek tarafından hazırlanan Türkiye'nin en uzun soluklu havacılık ve turizm programı Airport'a hoş geldiniz. Uçaklar artık önceki yıllara göre daha sessiz. Ancak gürültü tam olarak yok edilebilmiş değil. Peki uçakta hangi alanlar daha gürültülü? En sessiz koltuklar nerede? Gürültüsüz seyahatin şifrelerini araştırdık. Airport'un uçuş rotası, tarihi yapıları, masalsı kasabaları, bin yıllık zeytin ağaçları ve özgün mutfağıyla İtalya'nın Puglia bölgesinin başkenti Bari. Yapımcımız Güntay Şimşek'in konuğu, yazar ve oyuncu Başak Sayan. İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'nın ekip odası hizmete girdi. Singapur Hava Yolları İstanbul uçuşlarını A350 ile yapacak. Brezilyalı Embraer E195-E2 uçağı için tip sertifikalarını aldı. Airport başlıyor. Uçak seyahatlerinde yolcuların daha konforlu uçuş yapabilmesi için havayolu firmaları birçok yeni uygulamaya imza atıyor. Havacılık sektöründeki bu gelişmelere her gün yeni bir uygulama ekleniyor. Konfora yönelik çalışmalardan biri de uçak içindeki gürültü konusunda yapılıyor. Bu hafta uçaklarda en gürültülü ve en sessiz bölümleri araştırdık. Uçakların kabinleri eskisine göre daha sessiz. Ancak yine de seyahatlerde hem uçak dışından hem de kabin içi kaynaklı gürültü oluşuyor. Gökyüzündeki bu gürültüye karşı havayolları kulak tıkacı, gürültü kesen kulaklık gibi ürünler dağıtırken yolcular da kendi yöntemlerini devreye sokuyor. Genelde gürültü kesen veya kesmeyen klasik kulaklıklarla müzik dinlemek, film izlemek veya kulak tıkacı kullanmak en bilinen yöntemler. Uçaktaki gürültünün en büyük kaynağı jet motorları. Motorları kanatlarda bulunan uçak tiplerinde özellikle kabinin orta ve arka tarafında oturanlar gürültüden daha çok etkileniyor. Günümüzdeki uçak modellerinin özellikle uzun menzillilerin tamamına yakınının motorları kanat altında. Netice itibariyle kabin gürültülü ve bazı modellerin ön ve arka tarafları arasında gürültü farkı da 15 desibele kadar çıkabiliyor. Yapılan ölçümlere göre ise en çok gürültü kalkış sırasında oluşuyor. 105 desibele kadar çıkan gürültü düz uçuşta 85 desibele düşüyor. Peki uçaklarda en çok gürültülü yerler nereler? Hangi bölümdeki koltuğu seçerseniz kendinize daha sessiz bir ortam oluşturursunuz? Uçaklarda ses arka tarafa doğru akar. Bu nedenle gürültü uçağın sonunda yoğunlaşır. Uçağın arkasında oturduğunuzda mırıldanmayı kanatların önünde oturmaktan çok daha net bir şekilde duyabilirsiniz. Ön tarafta oturan business veya first class yolcular daha yüksek maliyetlere uçtukları için en sessiz yer onlara ayrılır. Eğer en sessiz yer uçağın en arkası olsaydı birinci sınıf yolcular arka tarafta seyahat ederdi. Ön sıralar daha gürültüsüz derken, kokpit bölümü buna dahil değil. En sessiz yer motorlara olan mesafeyi, gürültüye olan yakınlığınızı gösterse de, önemli bir gürültü de dışarıdaki havayı uçağın ilk hissettiği bölge olan kokpit. Pilotların bulunduğu kokpitte bulunan gürültü geçirmeyen cama rağmen gürültüyü hissedersiniz. Hava şartlarının kötü olduğu zamanlarda ise yağmur, kar, dolu gibi etkenler bu durumu biraz daha tetikler. Business'tan sonra diz mesafesi en fazla olan koltuklar acil çıkışlarda bulunuyor.
geniş bir alanda yolculuk etme imkanı sunduğu için çok tercih edilen bu koltukların özellikle uzun uçuşlarda çok da rahat olmadığını belirtelim. Kabin ekibinin servis sırasında ayaktaki yolculara yol vermek için kullandıkları acil çıkışların en önemli sorunu ise gürültülü olması. Bu bölümde oturanlara çok önemli sorumlulukların da yüklendiği acil çıkışların daha soğuk olması da cabası. Uçakta yanınızdaki veya yakınınızdaki yolcuları siz seçemezsiniz. Bu durum seyahat esnasında kendiliğinden gelişir. Bilet seçiminizi yaparken yanınızdaki yolcunun bilgilerine ulaşmanız mümkün olmadığından şansınıza güvenmelisiniz. Yanınızda bir çocuklu yolcu olabilir. Çocuk ilk defa uçuyor olabilir, huysuzlanabilir veya ağlayabilir ve bu durum uçak motorundan veya dışarıdan gelen gürültüden daha çok olabilir. O zaman oturduğunuz bölümün pek önemi kalmaz. Uçaktaki en gürültülü yere gelince hiç kuşkusuz uçağın en arka koltukları bu alanda ilk sırada. Uçaktaki bütün gürültüyü en arka koltukta hissetmenizin iki nedeni var. İlki uçaktaki motor ve dış etkenlerden gelen gürültü burada toplanır. İkincisi ise galley yani mutfak bölümünün burada olması. Yapılacak servis için hazırlık aşaması, o anda yaşanan panik, hızlı olabilmek için yapılan konuşmalar oldukça gürültü çıkarır. Yani yiyecek ve içeceklerin hazırlandığı, uçakların mutfağı olarak bilinen galley alanlarına yakın koltuklarda seyahat etmek, peşinen gürültüyü de kabullenmek anlamına gelir. Mutfak bölümleri uçakların büyüklüğüne göre birkaç adet olur. Bu nedenle ortadaki mutfak bölümüne yakın olan koltuklarda da gürültü olabilir. Ayrıca tüm uçaklarda galley alanlarıyla tuvaletlerin yan yana olması sebebiyle uçağın bu bölümüne olan trafik daha fazla olur. Ancak mutfağa yakın bölümlerin avantajları da yok değil. Yiyecek içecek servisine galleye yakın olanlardan başlanması ve tuvaletlere erişimin daha kolay olması gibi. Orta çağdan kalma yapıları, bin yıllık zeytin ağaçları, kayaların üzerine kurulan kasabaları, sıcak insanları, dünyaca ünlü mutfağı. Airport bu hafta sizi Güney İtalya'nın keşfedilmeyi bekleyen bölgesi Puglia'ya götürüyor. Bölgenin başkenti Bari'nin tarih kokan ara sokaklarında kaybolup dağ başındaki Castello del Monte'de savaşların tarihteki izlerini süreceğiz. Palignano Amare'de hırçın dalgaların sesinde huzur bulup Trulli evlerinin gizemini çözeceğiz. Sokaklarda makarna kesen kadınları, keşfedilmeyi bekleyen daracık sokakları ve yerel tatlarıyla İtalya'nın Puglia bölgesi sizi fazlasıyla şaşırtacak. Yaklaşık 2 saatlik bir yolculuktan sonra Bari Havalimanı'na teker koyuyoruz. Puglia, İtalyan Anayasası tarafından kısmi özellik verilmiş 20 bölgeden biri. Çizme şeklindeki İtalya'nın topuk kısmını kapsıyor. Adriyatik Denizi kıyısında yer alan Bari, Puglia bölgesinin başkenti ve en önemli kenti. Biz şehri keşif turumuza eski limanla başlıyoruz. Adeta bir kartpostal güzelliğinde olan eski liman, sabahın erken saatlerinde yakaladıkları deniz ürünlerini satışa hazırlayan balıkçılar ve martıları ağırlıyor. Bari geçmişte surlarla çevriliymiş. Bugün kalıntıları çok iyi korunmuş olan surlardan ilerleyip Bari Kalesi'ne ulaşıyoruz. Normanlar döneminde inşa edilen kale 2. Frederick tarafından restore edilmiş. Kalenin köşeleri top atışlarından az etkilenmesi için adeta bıçak gibi keskin yapılmış. Geçmişte karaya bağlantısı açılır kapanır tahta bir kapıyla sağlanan kaleye şimdilerde köprüyle geçiliyor. Suyun yerini ise çimenler almış. Kaleden ayrılıp eski Bari'ye doğru yola çıkıyoruz. Dar bir sokağa girdiğimizde ilk dikkatimizi makarna kesen kadınlar çekiyor.
Sokaklar çok dar ve hemen hemen hepsinin kapısı açık. Biz de ilk karşımıza çıkan eve girip makarnanın yapılışına tanıklık ediyoruz. Hamurun hazırlanması, yoğrulması Anadolu'da annelerimizin yaptığından farklı değil. Tek farkın makarnaların şekli ve biraz da kadınların artık otomatiğe bağlanmış maharetli elleri olduğunu söyleyebiliriz. Eski Bari iki önemli dini yapıya da ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri olan Santo Sabino Katedrali 6. yüzyılda inşa edilen bir kilise üzerine kurulmuş. 9. yüzyılda biraz büyütülen yapı 12. yüzyılda ise bugünkü halini almış. Katedrale girdiğimizde bir ayinle karşılaşıyoruz. Bu ruhani havayı biraz içimize çekip diğer önemli yapı olan Santa Nicola Bazilikası'na geçiyoruz. Santa Nicola, Puglia'da Roma mimarisiyle inşa edilen ilk kilise. Zaman içinde birçok kez elden geçen bazilika, 1600'lü yıllarda barok stilinden etkilenmiş. Santa Nicola Bazilikası'na ara dönemlerde eklenenler, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıkarılmış. Tavan süslemeleri ise altında kalan ahşap tavanın çürümüş olması ve resimlerde Santa Nicola'nın hayatından kesitler sunması nedeniyle kaldırılmamış. Bazilikaya adını veren Santa Nicola aslen Anadolulu. Kemikleri İtalyan denizciler tarafından Antalya Demre'den 1087 yılında getirilmiş. Mezarı bazilikanın alt katında yer alan Santa Nicola, Ortodokslar tarafından çok değer verilen bir din adamı. Bu nedenle Ortodokslar Santa Nicola'nın mezarında dua edip ayin yapıyorlar. Yani Katolikler ve Ortodokslar aynı yapıda ibadet ediyor. Santa Nicola bu özelliğiyle dünyada tek. Hiç kuşkusuz Bari'de keşfedilecek çok yer var. Ancak biz zamanımızı kıymetli kullanmak, size daha farklı çok yer göstermek üzere Bari'den ayrılıyoruz. Sayfiye yeri olarak da bilinen Barletta'da Eskişehir'e tarihi bir kapıdan giriyoruz. Kapının hemen yanında yer alan Barletta Katedrali bütün görkemiyle bize adeta hoş geldiniz diyor. Siyasi bir şehir olarak öne çıkan Barletta'da bölgenin en önemli sanatçılarından biri olan Denitis'in eserlerinin yer aldığı müzeye uğruyoruz. Fransa'da daha çok tanınan Giuseppe Denitis, Paris salon sanatıyla empresyonizmi çalışmalarında birleştirmiş bir ressam. Müzede sanatçının yaklaşık 150 yağlı boya ve pastel çalışması yer alıyor. Müzeden çıktığımızda akşam olduğu için Barletta'dan ayrılıp gece konaklayacağımız Trani'ye geçiyoruz. Eşyalarımızı otelimize yerleştirip limanda yer alan bir restoranda İtalyan mutfağının tadına bakıyoruz. İtalyan mutfağı oldukça zengin. Özellikle makarna ve pizza ile dünyada tanınsa da yerel malzemelerle hazırlanmış yemekler oldukça ilgimizi çekiyor. Biz de restoranın mutfağına girip aşçıların yemek hazırlamasına tanıklık ediyoruz. Menümüzde yemek öncesi sıcak mezeler, mürekkep balığından yapılan makarna ve fırında balık yer alıyor. Bölgesindeki şimdiki durağımız ise Andria şehri oluyor. Puglia bölgesi tarım, hayvancılık ve sanayinin yanı sıra şekerlemeleriyle de ünlü. Andria'da yer alan şekerleme müzesine girip kültür hazinemizi zenginleştiriyoruz. İlk olarak 1894'te açılan mağazanın 4. kuşağı tarafından işletilen bu tarihi mekan bademli, fındıklı ve çikolatalı şekerlemeleriyle ünlü. Puglia bölgesinin adetlerine göre erkek tarafı kız istemeye giderken bu şekerlemelerden götürmek zorundaymış. Ortada bir gelenek ve zorunluluk olunca şekerlemelerin önemi elbette daha da artıyor. Mağazanın altında ise şekerleme üretiminin geçmişten günümüze değişimine tanık oluyoruz. Elle çalıştırılan kazanlardan kömürle ısıtılanlara şekerleme üretiminin geçirdiği evreler müzede sergileniyor.
Müzeyi gezerken Türkiye'de imal edilen terazi dikkatimizi çekiyor. Bir başka dikkatimizi çeken bölümse çok iyi korunmuş olan eski çalışma ofisi. Şekerleme Müzesi'nden Andrea'ya yaklaşık 30 dakikalık mesafede bulunan Castello del Monte'ye gitmek için ayrılıyoruz. Dünyanın en güzel 10 şatosu arasında sayılan yapı, 13. yüzyılda Roma Germen İmparatoru 2. Frederick döneminde inşa edilmiş. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan şato, imparatorun av sarayı olarak kullanılıyormuş. Şatonun girişinde yapıya ait bilgiler ve kralın tacının resmi yer alıyor. Sekizgen şeklindeki yapının her katında 8 oda bulunuyor. Sonraları hapishane ve sığınak olarak kullanılan Castello del Monte, dönemin izlerini fazlasıyla barındırıyor. Puglia bölgesi zeytinciliğiyle ünlü. Bölgede 1000 yaşında zeytin ağaçları bütün görkemiyle korunuyor. Biz de keşif turumuza çiftlik evi şeklinde oluşturulmuş özel bir restoranda öğle yemeğiyle ara veriyoruz. Oldukça otantik ögeler barındıran restoranda yerel ürünlerden pişirilen yemeklerin tadına bakıp Polignano Amare'ye doğru yola çıkıyoruz. Görkemli bir kapıdan girilen Polignano Amare, Puglia'nın kartpostalı olarak adlandırılıyor. Kasabanın ortasında küçük bir meydan yer alıyor. Buradaki evler ve kilise birbirleriyle adeta bütünleşmiş gibi. Fransız düşünür Diderot'un 1700'lü yıllarda buraya gelip kasabadan bahsetmesiyle ün kazanmış. Avrupa'nın asilleri, üst düzey bürokratları kasabayı ziyaret etmeye başlamış. Napolitano amare, si chiama Lino, è Nico, è quella principessa lì. Cos'è? La musica a casa mia è solo una nobile poesia. Polignano Amare, Orta Çağ'dan kalma mimarisiyle oldukça ilgi çekiyor. Özellikle dar sokakları keşfedilmeyi bekleyen sürprizlerle insanı kendine çekiyor. Bu daracık sokakları takip ederseniz sürprizlerin en büyüğü sizi bekliyor. Deniz, kayalıklar ve evler. Polignano Amare'nin en önemli özelliği kayalıklar üzerine inşa edilmiş olması. Aslında Puglia'da benzer birçok kasaba yer alıyor. Ancak coğrafi koşullarından dolayı geçmişte saldırılardan korunmuş olması, bugünse doğal güzellikleri Polignano Amare'yi her dönem eşsiz kılıyor. Denizin muhteşem görüntüsünü izleyebileceğiniz balkonlara daracık sokaklardan ulaşılıyor. Adriyatik denizinin hırçın dalgalarına direnmeye çalışan kayalıklarla evlerin oluşturduğu ahenk gelenleri şaşırtıyor. Gerçekten de suyun etkisiyle oluşan girintili çıkıntılı kayalıklar ve hemen üzerindeki evler sanki binlerce yıldır birlikteymiş hissi uyandırıyor bizde. İtalya'nın Puglia bölgesindeki son durağımız ise Alberobello oluyor. Adeta bir masal bahçesini andıran Alberobello, 1600'lü yılların sonu 1700'lerin başında Kont Gian Girolamo tarafından kurulmuş. 1996 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan kasabanın çok özel bir hikayesi var. Zamanın kralı bölgeyi Kont Gian Girolamo'ya hediye etmiş. Kont, ormanlık alanı köy yapmak için bölgeden insanları buraya davet etmiş. Arazi parası ve vergi istemeyeceğini söylemiş. Sadece üretilen ürünlerden bir kısmını talep etmiş. Krala vergi vermesi gereken Kont, buraya yerleşenlere sadece evlerin kısa sürede sökülebilecek şekilde inşa edilmesini şart koşmuş. Özellikle çatılarda çimento benzeri malzeme kullanılmamış. Kralın askerleri denetime gelirken çatılar sökülüyormuş, sadece altı kalıyormuş. Böylece Kont, krala vergi vermekten kurtuluyormuş. İşte bu şekilde şu an görünen Trulli evleri ortaya çıkmış. Alberobello'da yaklaşık 1150 Trulli evi yer alıyor. Bunların birçoğu iş yeri olarak kullanılıyor. Çok azında yaşam var. Bu evlerde yaşayanların nüfusu yaklaşık olarak 200 kişi.
Evler çok küçük. Bir oda, bir salon ve mutfaktan oluşuyor. En güzel özellikleri ise yazın serin, kışın ise sıcak olmaları. Trulli evleri olarak adlandırılan yapıların benzerleri Harran'da yer alıyor. Harran'ın geçmişi çok eskiye dayandığı için bu yapı tekniğinin Orta Doğu'dan geldiği uzmanlarca dile getiriliyor. Mimari yapısı ve çatılarındaki işaretleriyle Trulli evleri muhakkak görülmesi gereken bir yer. Buraya gidin, sokaklarında dolaşın ve bölgeye has hediyelik eşyalardan almadan dönmeyin. Sizi masalsı kasaba Albero Bello'dan renkli görüntülerle baş başa bırakıp biz yeni keşiflere doğru yola çıkıyoruz. Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta Airport'ta oyuncu, yazar, bir Türk kadını ağırlıyorum. Başak Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Günter Bey, sağ olun. Önce oyuncu mu demek daha doğru, yazar mı? Önceden oyuncu demek daha doğruydu ilk önce. Evet. Ama şimdi yazarlık önüne geçti gibi. Aynen, biraz öyle oldu. Peki oyunculuk, yazarlık serüveni veyahut da bu seyahati kıyasladığınızda hangisi size daha baskın geliyor? Bu dönem, sevmek anlamında diyorum. Yani bu, sizi etkileme anlamında diyorum. Bu dönem edebiyat, yazarlık daha fazla etkiliyor. O yüzden zaten diğeri biraz geri planda kaldı benim için. Biraz da öyle gerekti. Hayatın akışı da bunu gerektirdi benim için. Diyorsunuz ki tecrübe, birikim oldukça diyorsunuz kendinizi anlatmak. Evet, kesinlikle. Birikimleri ifade etmek, kitaba dönüştürmek. Aynen. Ama oyunculuk da galiba biraz tecrübe, birikim olunca farklı yere taşınabiliyor. Kesinlikle. Zaten ilk hayalim. Yani ilk hayalim yazarlıktı benim aslında. Çok küçük yaşta ben okumaya heves ettim. Çok kitap okurdum. Çok kitap okuduğunuz zaman da ister istemez yazmaya başlıyorsunuz bir süre sonra. Ve ilkokulda benim bütün annem, babam, çevrem hep bu kız herhalde büyüyünce yazar olacak derlerdi. İlk öykülerimi de ilkokulda yazdım. Ama sonra ortaokulun sonlarına doğru liseye geçerken Mürtet Hava Üssü'nde oturuyorduk biz. Babam askerdi. Oraya TRT'ye çekilen bir dizi ekibi geldi. Yani bir dizi çekiliyordu ve bizim lojmanda çekiliyordu. Ve tabii bir sürü aktris ve aktör işte misafirhanede konaklamaya başladılar. Evet. Biz sahneleri işte çekilmeye gidiyoruz ve ben birdenbire o ara ben oyuncu olmalıyım sevdasına düştüm. İlk başta bunu gerçekleştirdim ama yazma hep devam etti. Arka planda onu, evet, o hep devam etti. Ben ilk satın aldığınız kitabı hatırlıyor musunuz? Hiç hatırlamıyorum çünkü o kadar çok kitabım var ki binlerce kitaba sahibim. Evet. Yani bazen ilk hayal edip de paranızla sizi... Ama ilk okuduğum kitabı, babamın kütüphanesinde ilk okuduğum kitabı hatırlıyorum. Nedir? Gorki'ydi. Maxim Gorki Çocukluğum. Evet. Ha, güzel hiç yerden onu başlamışsınız. Hatırlıyorum mesela. Sonra siz aileden dolayı babanız asker, evet, anneniz öğretmen. Annem Almanca öğretmeniydi. Tamam işte bir taraftan okumayı, evet, diğer taraftan da babanızın mesleği sebebiyle disiplin ve gezmeyi. Kesinlikle. Anadolu'yu epey gezdiniz galiba. Anadolu'yu epey gezmedik. Babam hep Ankara'daydı. Sadece doğu görevi için Diyarbakır'a gitmişti. Evet. Orada da ben bir sene falan kaldım. Zaten çok küçüktüm. Sonradan da babanız iş hayatını atılıyor galiba. Evet, sabit aynen kalıyor öyle. Zaten. Ama ben tabii işim gereği çok gezdim. Bir de tabii gezmeyi de çok seviyorum. Seyahat etmeyi çok seviyorum ben. Üstelik seyahat ettiğim zaman ilham alıyorum oralardan. Yani orada gezdiğim bir katedral, bir restoran, bir sokak bana ilham veriyor ve onu daha sonra kitaplarda kullanıyorum. Ben onu soracaktım. Bu seyahatler, geziler veyahut da bulunduğunuz, sizi etkileyen yerler kitaplarınıza ne derece yansıyor? Çok veyahut yansıyor. Da nasıl besleniyor? Çok yansıyor tabii diyorsun. Mesela işte bu son kitap Nigahtar'da New York ve İstanbul arasında geçiyor. Aynı zamanda işte Bağdat, evet, Hindistan, o taraflarda da geçiyor ama 9. yüzyıl Bağdat'ı. Oraları tabii hayalimde canlandırdım ve çok araştırmaya başladım. Şimdiki Bağdat'tan bahsetmiyoruz diyorsun. Evet, diğer kısım New York'u tabii çok gezdiğim için ben oraları biliyorum. Ve bildiğim bir yeri anlatmak daha kolay. Sokak sokak anlatabiliyorsun, betimleyebiliyorsun. Öteki türlü biraz zorlanıyorsun. Ve tabii ilham alıyorsun oralardan. Peki İlk yalnız başınıza seyahatinizi hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Nereye gitmiştiniz? Londra'ya gitmiştim. Ve çok komik. Aslında arkadaşımla beraber gidecektim. Gidemedik son dakika. Çünkü o biletiyle ilgili bir sıkıntı oldu falan filan. Daha doğrusu biletleri almıştık. Vizesiyle ilgili bir sıkıntı oldu. Ve ben tek başıma gitmek zorunda kaldım. Normalde beraber gidecekti. Çok yakın bir kız arkadaşımla. Evet. Tek başıma gitmiştim ve nasıl korkmuştum anlatamam.
20 yaşın 19-20 yaşındayım o zaman yani. Daha ilk paramızı böyle denkleştirmişiz, beraber seyahate gidiyoruz. Siz gezmeye gidiyorsunuz. Tabii tabii, okul gezmeye falan gidiyoruz. Şu bu değil. Evet. Aynen. Bu aynı zamanda ilk yani. Yurt dışı mı, seyahati mi oluyor? İlk yurt dışı seyahatim buydu. Çok evet. Korkmuştum. İnanılmaz korkmuştum. Çok komik. Sonradan tabii geldim, ona anlattım, işte mutlaka gitmemiz lazım bir daha falan filan. Tabii o gelemedi. Hı hı. Vizesini aldı. Sonra beraber gitmeye kalktık. Bu sefer beni uçağa binerken durdurdular. Niye? Çünkü tek gidişlik bile vize vermişler bana. Evet. Ben onu nereden bileyim? İşte zaten ilk defa çıkmışım yurt dışına. Benim bavullar hepsi gitti oraya. Uçağa binemeden öylece kala kalmıştım. Londra'ya giderken mesela İngiltere'yi nasıl tahayyül ediyordunuz? O yaşta mı? Evet. İlk gidişiniz var ya. Büyütüyorsunuz. Peki gidince yani o büyüttüğünüz kadar mıymış, yoksa daha da şaşırtıcı bir tabloyla mı karşılaştınız? Ya tabii çok nasıl bir deneyim has, oldu? Çok kendine has özellikleri var her ülkenin. Oraya gittiğim zaman da işte oradaki telefon kulübeleri, binalar, yapı, evet. Hepsi tabii çok mimari. Hoşunuza gidiyor, mimari. İnsanların giyim kuşamları aynen falan. Aynen öyle. Parklar da belki ilginizi kesinlikle. Çekmiştir. Kesinlikle. Hepsi çok güzeldi. Ama tabii yıllar içinde birçok ülkeye, birçok şehire seyahat ede hiçbir yerin İstanbul kadar etkileyici ve güzel olmadığını anladım. Ya benim için öyle mesela. New York'a ne zaman gittiniz? New York'a ben eşimle tanıştıktan sonra, evet. O Washington'da yaşıyordu. Hı hı. Yaklaşık 10 senedir oradaydı. New York'ta Columbia Üniversitesi'nde okuyor. Sonra Dünya Bankası'na geçiyor, Washington'a. Tabii ben de onun yanına gittim. Sonra biz orada evlendik. Yaklaşık bir sene orada yaşadık. Tabii sürekli New York'a hafta sonları gidip geliyorduk. Arabayla 3 saat kadar, 2,5-3 saat sürüyor. Tren hiç denemedim ama siz de evet. Sordunuz yayından önce gittiniz mi trenle diye. Hiç denemedim trenle. Tren seyahati de güzel oluyordu, onun için sormuştum. Kesin güzeldi. Evet. Çok da severim tren seyahatini. Ama hep arabayla gittik. New York'a ilk ne zaman gitmiştiniz? İşte o zaman. O gidiş ilk aynen, gidişiniz. Aynen, ilk gidişim evlendikten sonra. O sizin aynı zamanda ilk Amerika. Evet, deneyiminiz o aynı oluyor. Zamanda ilk Amerika deneyimi. New York şaşırttı mı sizi o zaman? Çok şaşırttı. Çünkü devasa bir binalar, yer. Aynen, evet. Bina, kendinizi minnacık hissediyorsunuz evet, orada. Evet, masal İnanılmaz gibi bir şey oluyor. Binalar, caddeler devasa, hı. Binalar devasa. Bir de kışın acayip bir rüzgar olur. Zaten Haziran'da gittik. Evet. Ben dondum Haziran'da. Amerika'da bulunduğunuz dönemde New York, Washington, başka hangi şehir? Miami'ye gittik. Miami'ye gittiniz. Ve hani Amerika'nın çevresindeki çeşitli adalara gittik. Amerika'da 3 şehir mi görmüş oldunuz? Evet, 3 şehir görmüş oldum. Başka nerelere seyahat ettiniz? Hep batıya mı gittiniz? Yok, mesela hep Avrupa'da çok seyahat ettim. Fransa'ya, Paris'e çok hı-hı. gittim. İtalya'da çok şehir gezdim. Yani Venedik, Floransa, Roma. Mesela beni en çok etkileyen Floransa'yla Venedik'ti. Çok etkilendim. Sonra oraların tarihi, kültürü tabii, mu etkiledi sizi? Kesinlikle. Yoksa yemek tarafına da kaydınız mı? Kaymaz mıyım? Kaymaz yemeği mıyım? Yemeği de güzel, tam bizim zaten damak tadına. Evet. Makarna delisiyim. O yüzden yemek tarafına da çok seviyorum. İtalyan mutfağını çok seviyorum. Sanat için gittim aslında oraya. Çünkü Floransa'ya ben çok çocukluğumdan beri gitmeyi çok istiyordum. Biliyorsunuz Rönesans'ın başladığı yer ve muazzam evet. sanat eserleri. Her yer, her bir köşe evet, başında sanatlı. Bir şey fışkırıyor. Evet. Ve doyduğunuzu hissediyorsunuz o sokaklarda hı-hı. gezerken. İnanılmaz bir şehir o anlamda. Başka böyle gündeminizde olan ama henüz gitmediğiniz bir şehir, ülke söz konusu İspanya'ya mu? Merak hiç ettim. Gitmedim. İspanya. Ama gitmeyi çok istiyorum. Geçtiğimiz sene eşim gitti iş için. Böyle anlata bitiremedi. Neresine fotoğraflar gitmişti çekmiş. Eşiniz? Hem Madrid'e gitti hem Barcelona'ya gitti. Anlata bitiremedi. Bir de aşağıda Endülüs var. Malaga. Öyle mi? Orası Ronda, çok güzel. Sevilla, Granada, Cordoba. Şimdi çocuklar biraz büyüsün. Evet. Planımızda oraya gitmek var. Çin, Hindistan falan oralar merak etmiyor musun? Çok istiyorum Hindistan'a gitmeyi. Fakat benle gelecek kimseyi bulamıyorum. Tek başıma gitmek istemiyorum. Ama gitmek istediğim yerlerden birisi. Singapur'u çok beğendim. Singapur'a gittim. Bali'yi, mesela Bali'den çok etkilendim. Uzun uçuşları nasıl değerlendiriyorsun? Mesela havada 12-13 saat. Ben seviyorum. Uyuyor musun? Okuyor musun? Amerika'ya gidip gelirken de çok seviyordum. Evet. Arka arkaya 3-4 tane film izliyorum şeylerden. Koltukların arkasında çok güzel filmler izleyebiliyorsunuz. Şimdi o teayede şimdi
hem gündemdeki olanlar, yani vizyondaki aynen. filmler. Kaçırdığım filmleri, vizyondaki filmleri oradan izleyebiliyorsun. Ayrıca o klasikler. Kesinlikle. Unutulmayanlar falan, yani alternatif çok. Aynen siz öyle. Siz filmden yana kullanıyorsunuz. Film izliyorum, kitap okuyorum, yemek yiyorum, işler geliyor evet. gidiyor. Zaten ha, onu soracaktım. Uçaktaki ikramlarla aranız nasıl? Yemek, içmekle. Ben yerim. Affetmem diyorsunuz. Yerim ben. Yemeği de çok severim bu arada. Hani öyle bakmayın, hani yemek yemeye gidip evet. duruyor olabilirim ama ben yemek yemeyi çok seviyorum. Yer yerim. Seçiminiz nedir? Koltuk seçiminiz? Cam kenarı mı? Koridoru mu? Her zaman cam kenarı. Manzarayı mı izliyorsunuz? Manzarayı dışarıyı? Izlemek. Bir de o da daha böyle köşede ya. Evet. Kendi kendime kalabiliyorum. Daha böyle. Evet. Öteki evet. türlü bir şekilde hep sağınıza solunuza insanlar birileri var. Birileri oluyor. Konuşmak durumunda kalıyorsunuz. Aynen öyle. O yüzden hep cam kenarı. Deniz, kum, güneş, tarih, coğrafya veyahut da böyle Güney Afrika'da safari tur gibi böyle bir alternatif önünüze çıktığı zaman siz hangisini daha çok tercih edersiniz? Kültür turizmi mi, deniz, kum, güneş mi, safari, hep, doğa, tabiat mı? Hayatım boyunca hep kültür seyahatlerini çok sevdim. Yani gideyim, göreyim, orada müzeleri göreyim, insanlar ne yapmışlar, tarihte olan şeyler orada gerçekleşirken neler olmuş, oraları inceleyeyim. Hep, hala da öyle. Ama çok yorgun olduğunuz zamanlar bu tür işte deniz, kum, güneş de keyifli ama ben çok deniz, kum, güneşçi değilim. Evet. Ben daha çok gezeyim, öğreneyim. Evet. Aynen öyle. Mesela safariye hiç gitmedim. Mutlaka gitmek istiyorum. Şimdi çocuklar biraz büyüdüğü zaman hep beraber gideriz diyoruz. Ne güzel. Bol seyahatler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Sağ olun. Hava Yolları uçuş ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda kullanacağı yeni Crew Terminal, yani ekip terminali hizmete girdi. Özel terminalde özel uyuma odalarından duşa, kuaförden markete, briefing odalarından bagaj teslim alanına uçuş ekibinin tüm ihtiyaçları düşünülmüş. Şu an için 12.650 metrekarelik bölümü açılan Crew Terminal tamamlandığında 50.000 metrekare olacak. Singapur Hava Yolları, İstanbul seferlerini birkaç ay sonra Airbus A350'lerle yapmaya başlayacağını açıkladı. Basın toplantısında konuşan şirketin Avrupa Bölge Başkanı Supas Menon, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite faaliyete geçmesiyle birlikte İstanbul'un havacılıkta önemli bir merkez olacağını söyledi. Menon, talebin artmasıyla birlikte şu anda haftada 5 olan Singapur-İstanbul uçuşlarını 7'ye çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Türkiye Genel Müdürü Mark Vean'ın da yer aldığı toplantıda, Pazarlama ve Hizmetler Müdürü Derya Pekruh Gerçeker, havayoluyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Gerçeker, Singapur Changi Havalimanı'nda kısa bir süre önce açılan Jewel Terminal ve havayolunun yeni kabin içi konseptleri hakkında bilgi verdi. Brezilyalı uçak üreticisi Embraer, E195-E2 için 3 düzenleyici otoriteden tip sertifikası aldı. Brezilya Sivil Havacılık Ajansı ANAC, Amerikan Federal Havacılık İdaresi FAA ve Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı EASA, E195-E2'ye tip sertifikası verdi. Böylece E195-E2'nin havayollarına teslim edilebilmesinin ve ticari uçuşlara başlamasının önü açılmış oldu. Embraer E195-E2 2019'un ikinci yarısında Brezilyalı Azul Havayolları ile ticari uçuşlara başlayacak. Tek sınıfta 146, iki sınıfta 120 yolcu taşıyabilen E195-E2 saatte maksimum 876 km hıza ulaşıp 4820 km menzile uçabiliyor.